Depremde en yüksek can kaybının yaşandığı binalardan biri Hatay'daki Rönesans Rezidans'tı. Yıkıma dair bilirkişi raporu ortaya çıktı. Rapora göre bodrum kat tabanına yeraltı suyunun sızdığına dikkat çekildi. Yani sıvılaşma vardı. Kolon bağlantı demirlerinin de yönetmeliğe aykırı bağlandığı tespit edildi. Burası zeytinlikti, normalde zeytinliktir. Meyilli bir alan burası. Yürüdüğüm koridorun çatladığını gördüm. Her geçen gün o çatlak gittikçe büyüdü. Çatlağın sebebi binanın tabanına sızan yeraltı sularıydı. Uyarılara rağmen kimse oralı olmadı. Saniyeler içinde yıkılmasının bir başka nedeni de kısa kolon etkisi olarak gösterildi. Yöneticiye dedim ki bence dedim temel kayıyor. Böyle alay eden gibi güldü. İçinde çimento yok. Demiri de çok az. Sağlam olduğuna, zamanında yapılan zemin etütüne güvendik. Temelinde 32'lik demir kullanıldığına da güveniyorduk. Ama ne yazık ki o konuda hüsrana uğradık. Hatay'da Rönesans Rezidans depremde onlarca kişiye mezar olmuştu. Milyonluk dairelerin satıldığı binanın neden yıkıldığına dair hazırlanan bilirkişi raporu ortaya çıktı. Normal bir konut projesinden öte farklı bir proje yapalım adı altında. Fikir oradan çıktı. Rönesans Rezidansı projeyi çok güzel ballandıra anlattılar. Mezarmış ne yazık ki cennetten bir kişi dediğimiz yer mezar oldu. Cennetten bir kare adıyla tanıtımı yapılan bina 2013 yılında tamamlanmıştı. Yapılan incelemede binanın bodrum katının üstünde pencere türü boşluklar tespit edildi. Bu boşlukların kısa kolon etkisi oluşturduğu ve yıkıma sebep olduğuna dikkat çekildi. Bina tabanında su sızıntısı tespit edilen rezidansın bilirkişi raporuna göre kolon bağlantı demirleri de yönetmeliğe aykırıydı. 13 katlı binayı nasıl kullanırsın 12'lik demiri sen? Yıkılan binanın müteahhidi Mehmet Yaşar Coşkun yurt dışına kaçmak isterken havalimanında gözaltına alınmış, tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.